Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Peynirli maydanozlu güzel bir börek yapalım bugün. Öncelikle sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve zeytinyağı karışımını ilave edeceğim. Sadece ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı eklemek zorunda değilsiniz. Yine de güzel oluyor. Şimdi elimdeki yufkaları 4'e böleceğim. 2 tane yufka da kullandım ben bu malzemeler için. Tam yeterli geldi. Sizler için de fikir olabilir. Yufkayı bu şekilde 4'e katlıyorum. Hepsinin eşit olması için. Şöyle rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Üçgen hale gelen yufkaları üst üste koyup şimdi böreklerimi yapmaya başlayacağım. Yarım kalıp peynir yeterli geldi bu ölçüler için. Maydanozu güzelce eziyorum, karıştırıyorum ve kullanıma hazır hale getiriyorum. Sosumu güzelce karıştırdım. Her bir yufka parçası için 1,5 yemek kaşığı sostan ilave edip fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sürüyorum. Yufkanın geniş kısmına iç malzememizi koyuyoruz. Dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz. Ama ben börekte en çok peynir ve maydanoz ikilisini seviyorum. O yüzden bugün öyle yapmak istedim. Bu şekilde sarıp kendi etrafında çeviriyoruz. Tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi devam edelim. 1,5 yemek kaşığı koyarsanız eğer sosunuzdan artmayacaktır. Daha fazlası da zaten fazla olur. Yeterli geliyor zaten bu miktar. 2 yufka için peynir miktarı da sos miktarı da yeterli geldi. Toplamda 8 adet böreğimiz olmuş oldu. Bu şekilde bakın son yufkayı yapıyorum. Peynirimin hepsini tükettim. Sosunun da hepsini bitirdim. Sos kabına 1 yemek kaşığı yoğurt koydum. Çünkü üzeri için kullanacağım onu. Bu kısmı görmeniz için özellikle kesmedim. Bakın 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim sonra da. Şimdi sos üzeri için yumurtanın üzerine, yoğurdun üzerine bir yumurta kırıyorum. Ve bir miktar da zeytinyağı ilave edeceğim. Sosumu tamamen hazır hale getirmek için. Yağlı kağıdı elimle buruşturup cam tepsiye bu şekilde sabitliyorum. Ve hazırlamış olduğum böreklerimi yerleştiriyorum tepsiye. Bu şekilde. Şimdi sosumun içine şöyle hafif zeytinyağı ilave ettim. Bunu güzelce çırpıyorum. Yufkalarımın her yerine gelecek şekilde fırçayla süreceğim. Dilerseniz sadece yoğurtla sürebilirsiniz ama yumurtayla da kızarınca güzel oluyor. Yumurtaları böreklerime sürdüm. Bu aşamada ben fırını 200 derecede ısıtmaya başlamıştım. Üzerlerine çörek otu ve susam karışımı serpiyorum ben. Fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir yarım saat sonrasında böreklerim pişmiş. Bakın şu an çok güzel piştiler, kızardılar. Ben bu kadar tutmayı yeterli buldum fırında. Dilerseniz biraz daha tutabilirsiniz. Cam tepsinin genelde altı biraz az pişiriyor ama bu sefer gayet güzel pişmiş. O yüzden özellikle altını göstermek istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tarif ve videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.